Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün haftaya bakışı yapacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Bu hafta NATO tartışması var. Geçen hafta yaşadığımız İsveç'in NATO'ya girişine evet diyen Türkiye'nin batıya yönelmesi ve bu yönelişin ekonomiye yansıması ve Rusya ile olan ilişkileri nasıl etkileyeceği üzerine biraz konuşalım istiyoruz. Onun ötesinde Devlet Bahçeli Erdoğan yurt dışındayken çok rahat bir şekilde konuştu. Aman dedi emekli maaşları yüksek olsun şu kadar para verelim. Ama gördük ki hiçbir etkisi olmadı. Erdoğan'la görüştü ama sonuç olmadı. Biz emekliler bayağı güvenmiştik Bahçeli'ye. Hiç olmazsa burada sözü geçer diye ama burada birazcık hüsrana uğradık diyelim. Sadece emekli meselesine değil, bu Avrupa Birliği konusunda, işte İsveç'in üyeliği konusunda falan da köprüleri yakacak gibi göründü. Sonra bu Yusuf Tekin'in kız okulları meselesinde birdenbire yok ya şaşırmayın biz hala buradayız deme ihtiyacını da hissetti yani. Evet, destekliyoruz ama dedi. Bir yandan da. Eskiden kız okulları da vardı zaten, o kadar olmasının çok da kötü bir şey olduğunu zannetmiyorum ama bunun başka yerlere seyahat ediyor olması, bunun bir anlayış olarak önümüze konması kötü bir şey olur. Mesele şu yani canım bir taraftan da kız okulları da olsun karma okulların yanında diye başlayan işin bir sonraki safhada karma okullar olmasına gideceğini eğer buna imkan bulunursa oraya gideceğini biz biliyoruz yani. Temel sıkıntı burada. Böyle küçük küçük kemire 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 bir şeyleri götürdüler ve götürüyorlar. Neyse şimdi ben izin verirsen uzunca bu senin söylediklerini de altlık olacağını ümidiyle geçen videonun altında entelektüel kabızlığın fitili lakabıyla yazan ve işte bir de Orkun Günay'ın mesajlarının üzerinden bir şeyler kendime dair bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettim. Biraz uzun olabilir. İzleyenler bağışlasınlar. Şimdi ben 14 yaşında fen lisesine gittim. 14-15 yaşında olan akranlarımla beraber. Olay geçtikten sonra, üzerinden zaman geçtikten sonra geriye dönüp baktığımda bu böyle basbayağı bir devşirme hamlesi. Yani o zaman fen lisesi bir tane fen lisesi Türkiye'de. Biz 7. dönemiyiz ve Türkiye'den Anadolu'nun dört bir yanından 96 tane çocuğu 14 yaşında işte 15 yaşında çocuğu toplayıp getiriyorlar ve muazzam bir endoktrinasyonla tabi tutuyorlar. İşte bilim, bilimsellik, bilimcilik vesaire böyle 3 yıl boyunca izole bir biçimde Allah'ın dağının tepesinde şimdi şehrin içinde kaldı ama o zaman şehirle hiçbir irtibatı olmayan bir yerde kar yağdığı zaman ulaşımın kesildiği bir yerde bizi enterne edip bir şeyler empoze ettiler. Haklarını yemeyeyim yani üniversitelerin neredeyse tamamının sahip olmadığı imkanları sundular daha lise çağındayken. Çok özen gösterdiler bize. Çok saygılı davrandılar. Her türlü şeyimizi tolere ettiler. Çılgınlığımızı, çocukluk çılgınlığımızı vesaire. Ama yani neresinden baksam bir tür devşirme işi yani. Şimdi işin bir tarafı bu. Lakin bu devşirme işine gönüllü pek çok genç vardır ve aile vardır, genç olmasa bile. Hepimiz gönüllüydük canım ya. Sonuçta sınav yaptılar, girdik yani. Yarıştık yani oraya girebilmek için. Ama yani orada bize bir bilinç empoze edildi. Dünyaya bakış konusunda bir perspektif diğerleriyle benzersiz olduğu iddiasıyla bize enjekte edildi. Yani şimdi bunu bir kenara koyalım. Ben bu endoktrinasyona tabi olmuş çocuk yaşta buna direnemeyecek bir yaştayken buna tabi olmuşlardan birisiyim. Yani. Bunu bir tarafa koyalım. Ama bir yandan da kendimce demek ki işte bir tür direnç gösteriyorum. Ben hani böyle bize bilim anlatıp duruyorlar. Ben işte orada Kant okuyorum, Hegel okuyorum, işte Descartes okuyorum. Onların yanında Russell okuyor. Hadi okumaya çalışıyorum diyeyim yani. Russell okuyorum, Wittgenstein okuyorum. Daha çağdaşları da işte Sartre'ları vesaireleri de okuyorum falan. Niye yapıyorum bunları? Yaparken çok da farkında değilim ama sonrasında üzerinden yine zaman geçtikten sonra baktığım zaman çok anlaşılmaz görünmüyor. Çünkü işte benim akranlarım Pink Floyd'du, işte U2'ydu falan bunlarla böyle kendilerince hatırlarsın yani o zamanların müzik çok tayin edici bir faktördü. Yani bir nevi ayin idi. Şimdi oralara katılamıyorum çünkü müzikten anlamıyorum yani. Ya da bana onlara verdiği hazzı vermiyor. Onlarla, akranlarımla işte müzik üzerinden konuşabilecek durumum yok. E yani öteki tarafından bakınca işte hepsi
Zaten 96 kişiyiz. Oradan işte bir futbol takımı, bir voleybol takımı, hatta iki voleybol takımı, yani gençler ve yıldızlar olmak üzere falan böyle. İki basketbol takımı. Hatta işte kızları da sayarsan üç basketbol takımı falan çıkıyor. Atletizm takımları falan. Herkes birkaç spor yapıyor. Yani ben de işte kendimde bir beceri gördüğüm bir tek şey var. Yüksek atlama ve iyi atlıyorum yani. Ama sonuçta bir yüksek atlama idmanında minderi de geçip parkeye kuyruk sokumun üzerine düştüm ve bu spor denen şeyin de bana göre olmadığını çok keskin bir acıyla öğrendim yani. Ve hiçbir spor branşında yokum. İşte herkes bir şeylerle uğraşıyor ve ben onların hiçbirisine akranlarımla rekabet etme şansım yok yani. Dolayısıyla bir yandan Rus klasikleri, Fransız klasikleri falan okuyup edebiyatla, bir yandan da işte felsefeyle haşır neşir oluyorum. Ve bunları paylaşabileceğim etrafta kimse yok. Yani işte arkadaşlarımın birisi mesela gelip sen işte şu 160 sayfalık romana işte atıyorum 20 lira verdin. Ben işte Steinbeck'in işte 600 sayfalık şu romanını 12 liraya aldım filan diyor yani. Yani edebiyatla ilgili tartıları böyle olan bir grubun içindeyim yani. Dolayısıyla gurbetteyim. Kendime o gurbet duygusundan bir soyluluk, bir asalet çıkartma çabasındayım. Kimseyle bunları paylaşamıyorum ama işte ben herkesten farklıyım ve tırnak içinde tabii ki üstünüm yani. Kimsenin ilgilenmediği konularla ilgileniyorum. Böyle işte her yerden bir takım felsefe şeylerini okuyup okuyup bir de böyle dünyanın da şifresini çözüyorum yani. Yani bu zır cahil tiplerin hiç bunlarla alakası yok filan modundayım. Böyle yaşayıp gidiyorum. Ama bir yandan da bana öyle görünüyor ki yani bu filozoflar önce bir hükme varmışlar. Yani Hegel dediğin adam işte bir karar vermiş. Ondan sonra tarihin ve işte içinde yaşadığı çağın içinden onun kararını doğrulayanları seçmiş. Ve işte Hegel olmuş yani. Ama işte Kant aynı tarihin ve aynı yaşananların içinden başka bir şeyler seçmiş. O da çünkü başka bir hükme varmış. Şimdi yavaş yavaş da bunları da hissediyorum. Yani bu dünyadan böyle hem Kant'ın dediklerinin, hem Hegel'in dediklerinin, hem Wittgenstein dediklerinin filan çıkarılması mümkün değil. Yani bir yandan da böyle hani içimi de bir şeyler burkuyor yani filan. Dolayısıyla şimdi bu hengamenin içinde yoğrulup dururken üniversite okuduk. İşte üniversitede bilgisayarla tanıştım. Daha önce anlattım falan filan. Bilgisayar benim hayatımı kurtardı. Bilgisayarla tanışıklığım bu insan denen kararsız ve yanar döner türün karşısında ne dediğini, ne yaptığını, neden yaptığını bildiğin, kusursuz iletişim kurabileceğin bir cihaz yani orada. Akıllı bir şey yani. Dolayısıyla kendimi böyle bilgisayarla haşır neşir olurken buldum ama işte sonra bilgi sistemleri tezi yaparken kafamda şey soruları uyanmaya başladı. Ya kardeşim yani bu filozofların işte veya ne bileyim ekonomistlerin şunların bunların bu işte söyleyip durdukları şeylerin arasından asıl bilgi nerede yani? Bilgi ne? Ben neyi bilebilirim? Yani buradan işte tekrar Kant'a döndüm. Neyi bilebilirim? Onu nasıl bilebilirim? Filan. Bilgi ne yani? Gibi bir soruyla boğuşmaya başladım. Ve kendimce herkesin yaptığı gibi kendimce bir cevap verdim. Sonra herkesin yaptığından farklı olarak o cevap eksik kaldığı yerde bir dakika bilmiyormuşum, yanlışmış filan falan dedim. Bunu da fen lisesine aldığım terbiyeye borçluyum. Sonuçta böyle çok da hoş karşılanmayacak olan şeyler benim hayatımda kendimce hoş sonuçlara da yol açtı yani. Buradan Orkun'a şunu demek istiyorum. Bana demiş ki yani aslında söylediğinize inanmadığınız halde bu kutuplaşma karşısında bir panzehir üretmeye çalışıyor olabilirmişsiniz gibi. Ben kardeşim içi dışı bir adamım. Ben bilim insanı olmak üzere devşirilmiş, olabilmişim, olamamışım ayrı bir hikaye. Ama o endoktrinasyona 14 yaşındayken maruz bırakılmış, 14-17 yaş arasında maruz bırakılmış bir gariban. Böyle filozoflar gibi önce bir karar verip ondan sonra o kararı nasıl meşrulaştırırım diye düşünecek bir adam değilim yani. Bir karar vermek gibi bir yükümlülüğüm yok benim. Ben elimdeki malzemeyle bilgi üretmeye, bilmeye çalışıyorum. Burada da o bilmeye çalıştığım şeyleri paylaşıyorum. Bunu ne sonuç doğuracağı beni zerre kadar enterese etmiyor yani. Benim bildiklerimi biliyor olmamın dünyada veya Türkiye'de hatta bende ne sonuç doğuracağı konusunda zerre kadar kafa yormuyor. Böyle bir sorum yok benim yani.
Ben bilmeye çalışıyorum. Bildiklerimi de burada paylaşmaya, bildiğimi zannettiğim şeyleri de burada paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi buradan entelektüel kabızlığın fitili lakaplı şeye geleyim. Zaten lakabından görünüyor yani. Ortada bir entelektüel kabızlık olduğuna hükmetmiş. Ben de aynı kanaatteyim. Mesele şu, bu fitili fazla kullanırsan o ishal yapıyor yani. Ya bu filozofların tamamı entelektüel ishal benim kanaatime göre. Ben bu konuda benim koordinatımı tayin etmemde en çok yardımcı olan Popper'dır. Yani işte bu bilmek nedir? Nasıl bilinebilir? Hangi metot neden kıymetlidir? Bilim denen metot neden kıymetlidir konusunda Popper benim açımdan bu soruların tamamının cevabını netleştirmeme yardımcı oldu. Dediği basitçe şudur. Herkesin tekrarlayıp durduğu Popper mottosu, bilim yanlışlanabilir önermelerin toplamıdır. Eğer bir önerme yanlışlanamıyorsa, yani Hegel'in önermelerini yanlışlayamazsınız. Platon önermelerini yanlışlayamazsınız. Çünkü yanlışlanmak üzere dizayn edilmiş değildir yani. Test edilebilir değil. Test edilemiyor olan bilgi bilgi değildir. Şimdi gördüğüm tablo şu dünyada benim, bu filozoflarda falan ve benim o yaşlardaki halimde bir elitlik, bir seçkinlik, kendine bir elitlik, bir seçkinlik yakıştırabilmek için durmadan lafın içinden laf için içinden laf içinden laf ya durmadan fitil 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 koyup bir ishallik hali yani bu. Benim açımdan bir kıymeti yok bütün bunların. Dolayısıyla böyle işte matrislerden misaller vermek efendim işte uğraşıp didinip yani ortada bir entelektüel kabızlık var mı? Var yani. Ama bu entelektüel kabızlığı teşhis etmiş olmak ve bunun üzerinden kendine bir seçkinlik yaratmaya çalışmak olduğu zaman orada ben ha bu mesele başka diyorum. Sonuçta müzikle, sporla falan bir alakam yoktu ama plastik sanatlarla vardı. Çok da seviyorum. Hala da severim. Anladığımı da anlamak ne demek? Yani işte bir Renoir tablosuna baktığım zaman bundan haz duymayı, onun tarihsel perspektifte resim sanatının tarihinde nereye denk geldi, neden oraya denk geldiğini, burada tırnak içinde sanatçının bize ne demek istediğini, ana fikrinin ne olduğunu falan biliyor olmanın getirdiği şeyle ondan büyük zevk alırım. Sergileri gezmekten, tabloları saatlerce değilse de dakikalarca tabloların karşısında durmaktan da imtina etmedim. Şimdilerde yapamıyorum ama zamanında öyle yaşadım yani. Ve hala böyle dünyayı okurken resim sanatına referans vermekten de hoşlanırım. Sorun şu, bütün bunları yapmak için gerekli eforu harcamadan ve kendisini adamadan sanat deyip böyle sanatın prestijinden kendisine bir üstünlük çıkarmaya çalışmaların da sayısız misalini yaşadım. Tekrar söylüyorum bak bunları kendi tarihime dönüp baktığımda aa ben orada böyle bir üç kağıt yapmışım diyen birisi olarak söylüyorum. Başkalarında da bunu gördüğü zaman teşhis edebilecek kadar kendi tecrübem var. Bu süreç içinde şunu da işaret etmem gerekiyor. Benim şahsımın, kendimin yeterince zengin bir bilgi kaynağı olduğunu da genç yaşlarda hissettim. Yani sabah kalktığım zaman hoşuma giden bir şeyin akşam hoşuma gitmediğini, akşam yatmadan önce işte böyle daha roman okusam, işte efendim biraz felsefe okusam falan ne tercih ettiğimi, sabahleyin ise işte biraz daha enerjik bir şeyleri tercih ettiğimi, birileriyle tartışmayı falan tercih ettiğimi. Dolayısıyla aynı benim farklı saatlerde farklı reaksiyonlar gösterdiğimi, Celal'in yanında farklı, Mehmet'in yanında farklı motivasyonlarım olduğunu, Celal'le şunları konuşmaktan, Mehmet'le bunları konuşmaktan hoşlandığımı vesaireyi falan gördüm yani. Şimdi buradan yola çıkarak da aa ya evet şimdi ben neden böyleyim sorusunun kıymetli bir soru olduğunu vehmettim ve hep de sorarım. Ben neden bunu böyle yapıyorum diye. Ve buradan genellenebilir bilgiler üretilebilir olduğunu da gördüm. Burada parantez içinde şunu söyleyeyim şimdi. Kızım küçük işte ergenliğin sonlarında falan kendi koordinatlarını belirlemeye çalışıyor ve akranlarının neredeyse tamamı, arkadaşlarının neredeyse tamamı tek çocuk. Ve tamamı aileleri için işte prensler veya prensesler yani dünyada biricikler. Kızım da o durumda. Ama yani işte bir yandan da kendisi biricik ama etrafındaki herkes de biricik olunca böyle koordinatlarını belirlemekte sıkıntı çekiyor. Bir gün ona dedim ki bak kızım sen biriciksin. Benzersiz. Mesele şu. Biriciklik sıradan bir şey. Yani ben biricik olduğumu keşfettim. Sonra da o biricikliğimle sıradan, bu biricikliğin sıradan bir şey olduğunu, herkesin biricik olduğunu
herkesin saygıdeğer olduğunu, benim gibi düşünmeseler de, benim gibi davranmasalar da, Felcik benimki gibi olmasa da, herkesin kendince bir gerekçesi olduğunu, dolayısıyla yani o halleriyle kıymetli olduklarını, problemin onları değiştirerek çözülemeyeceğini, onlara biçim vermeye çalışarak çözülemeyeceğini de genç yaşta kendimce vehmettim. Hala da öyle bakıyorum meseleye. Dolayısıyla şimdi demiş oldum ki, bak bilgi kıymetli bir şeydir ama neyin bilgi olduğunu bilmek o kadar kolay bir iş değil. Ve hiçbir zaman da bizim bilgimizin sağlıklı, güvenilir bir bilgi olduğundan emin olamayacağız. Popper'dan ilhamla söylüyorum. Her zaman teste açık olmak, bilgimizin her zaman teste açık olmak gibi bir durumu olması gerekiyor ve bilmek kıymetli bir şeydir. Zevk veren bir şeydir. Yani ille de sonuç almaya, o bilgiyle bir sonuç almaya çalışmak gerekmez. Hatta Zaten de alabilmişsin. o bilgi hep yalanlansa bile, çoğu kez yalanlansa bile o bilgiye sahip olmak iyi bir şeydir. Zevkli bir şeydir. Haz verir. Yani sonuçta sonuç üzerinden konuşulup duruyor olan bir dünyadayız. Ama sonuçlar o kadar zevk vermez yani. Bunu da internet sitelerinin birisine yazışırken kendimce şöyle formüle etmiştim. Yani işte Hatice'ye bakma, Netice'ye bak, şeyleri, geyikleri dolaştırma. Kardeşim, dünyanın en berbat Hatice'si en güzel Netice'sinden daha güzeldir yani. Sonuçta hayat bir Hatice'dir. Tam böyle neticeler üzerinden filan akıl yürütmek bana zırva görünüyor. Yani. Şimdi gelelim burada bu altlığın üzerinden Türkiye'nin şu son bir haftada yeniden Batı kampına yönelmesi masalına. Ya şimdi burada herhangi bir bilgi yok. Bunun üzerinden bir yığın mastürbasyon yapılıyor. Bir yığın yorum. Yani Erdoğan aslında şu kararı ver. Ya kardeşim, öyle bir şey yokken adam Avrupa Birliği lafı ettiği zaman o bilmiyor mu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinin aslında mümkün olmadığını ve bu imkansızlığın sebeplerin en azından yarısının Türkiye'den kaynaklandığını. Yani sen bir yere girmeye çalışıyorsun, çalıştığını iddia ediyorsun. O girmeye çalıştığın yerin bir takım kuralları var ve bu kuralları kabul etmişsin. Yani o kuralların olmasını kabul etmişsin. Bir takım kuralları olmasın. Bir kulüp var ve bu kulübe gireceksin. İşte kravat takacaksın. O kulübe girmek için kural bu yani. Ya bu doğrudur, yanlıştır, akıllıcadır, değildir. Bahsi diğer. Kural bu. Şimdi sen bu kulübe girmeye çalışıyorsun ve kravat takmıyorsun yani. Sonra yani evet, o kulüptekiler zaten seni almak istemiyorlar. Orası bahsi diğer. Onun farkındayım ben de. Ama kravat takmadığın sürece senin o kulübe girmek istediğin iddiasının mesnetsiz olduğu, zırva olduğu aşikar değil mi? Aşikar. Şimdi takmıyorsun kravatı. Ondan sonra geliyorsun bana. Biz Avrupa Birliği'ne işte girmek istiyoruz. İşte bunun İsveç NATO üyeliği falan gibi böyle geyikler anlatıyorsun. Bunlar üzerinden ahkam kesildiği zaman benim midem bulanıyor. Yani bunlar üzerinden böyle saatlerce konuşuluyor, sayfalarca yazılıyor. Ya bak kardeşim, yok böyle bir hikaye. Bir gerçeklikle irtibatımızı koparmayalım. Ortada vasıfsız bir adam var, köşeye sıkışmış durumda ve sittin senedir böyle ortaya attığı laflar üzerinden saatlerce, günlerce konuşulmuş, yorumlar yapılmış olmasının farkında ve öğrendiği tek şey de bu yani. Bütün bu yani 20 küsür yıl Türkiye'nin en tepesine kimi bağlasan 20 küsür yılda birçok şey öğrenirdi. Bu adam bildiklerini unuttu ama bir şey öğrendi. Ne olta atsa orada ona yapışan bir yığın zibidi var. Yani işte şimdi Ertuğrul Özkök, Erdoğan'ın dar paçası, o İsveç müzakereleri sırasında çekilmiş bir fotoğraftaki dar paça üzerinden böyle yığınla çıkarım yapacak falan. Ertuğrul Özkök bunu niye yapacak? Çünkü o oradan kazanıyor. Bu manasızlıkların tekrar 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 üretilmesine talip olan ve kendini çok akıllı zanneden, yani AKP'ye oy verenlerin ve aptal zannedip kendisi çok akıllı zanneden çok geniş bir kitlesi var. Yıllarca Hürriyet Gazetesi üzerinden bu kitleyi dolandırdı tabir caizse yani. Çünkü işte evet, o dar paçaya veya işte şuradaki Spotify'daki şu sıralamaya filan şu manaları yakıştırmak üzerinden kendilerine bir sosyal statü çıkartmaya çalışan bir yığın var. Şimdi kutuplaşmayı niye çözmeye çalışayım ben yani? Orkun'a bir daha söyleyeyim. Ya kutuplaşma, bak burada böyle oluştu kardeşim. Şimdi ama ben zaten Ertuğrul Özkök'ü de onaylamıyorum ki demenin manası yok. Çünkü o tek tarafta da AKP'ye oy verenlerin içinden bir yığın kişi de ben zaten menzil tarikatta da karşıyım ki diyor ya. Yani. Ama sen şimdi
Orada Menzil Şeyh'inin vefatının üzerinden gerçekleşmiş olan tabloya bakıp AKP'ye oy veren herkesi o çerçevede kodluyorsun. Onlar da seni Ertuğrul Özkök'e bakıp kodluyor. Böyle bir kutuplaşma var memlekette. Ve bu kutuplaşmadan menfaat sağlayan herkes, yani Erdoğan, yani Menzil Şeyhi, yani Ertuğrul Özkök, yani tırnak içinde bütün elitler, bundan menfaat sağlayan herkes her gün besliyor. Şimdi ben yıllardır deyip duruyorum ki kardeşim bak, bunların hiçbirisine itibar etmeyin. Bunların hepsi ishal olmuş durumdalar. Ortaya herhangi bir işe yarar bir şey çıkaramadılar ve çıkarabilecek donanımları da yok. Çıkarabilselerdi Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesinden bir gazete çıkarırdı. Erdoğan 20 küsür yılda müreffeh bir Türkiye çıkarırdı, barışçı vesaire. Çıkaramadılar ve çıkarabilecek kabiliyetleri yok. Şimdi bunları adama sayıp bunların yapıp ettikleri üzerinden böyle saatlerce konuşulması insana eza yani. Ve bak bunlar sizin gibi olanları aşağılamanız üzerinden bu işi yürütebiliyorlar. Diyorum ya, benim buradan bir muradım yok. Buradan şu sonuca ulaşmak gibi bir derdim yok. Ulaşırız, ulaşamayız, onları bilemem. Ama benim teşhis ettiğim Ertuğrul Özkök'e kanmış olanlarla Menzil Şeyh'ine kanmış olanlar arasında herhangi bir fark yok yani. Menzil Şeyh'i işte böyle bir efsane yarattı. Yarattığı efsane üzerinden de insanlarda tatmin yarattı. Bir takım insanlarda tatmin yarattı. Kimse ahmak değil yani. Adam anlam veremediği bir hayatı var. Anlamlandıramadığı bir hayatı var. Menzile gidiyor, şeyhi görüyor. Oradaki auradan etkileniyor. Vücudunun kimyası değişiyor. Aa, ben iyi oldum diyor. İyi oluyor sahiden de. Değişiyor kardeşim adamın vücudunun kimyası yani. Ha bu tasvip edilebilecek bir şey midir? Ben bilmem. Ama sonuçta bak o Menzil Şeyhine inananlarla Ertuğrul Özkök'e inananlar birbirinizi dövdürüyorsunuz. Halbuki dövmeniz gerekenler Menzil Şeyh ile Ertuğrul Özkök. Demeye çalıştığım şey bu. Çünkü sizin mahrumiyetleriniz üzerinden, entelektüel, ekonomik vesaire sosyal mahrumiyetleriniz üzerinden prim yapıyor olanlar bunlar. Erdoğan bunun rantını böyle rahat rahat yiyor. Neden? Çünkü karşısındakiler Erdoğan'ın bunun rantını yemesine itiraz etmiyorlar. Yani. Karşısında olduğunu iddia ettiğiniz insanlar, peşinden sürüklendiğiniz Kılıçdaroğlu'lar, daha önce peşinden sürüklendiğiniz Baykal'lar aslında orada CHP genel merkezindeki o saltanatlarından tatmin oluyorlar. Oyunu bozacak iseniz, yani sizin mahrumiyetlerinizi gidermek gibi bir derdiniz varsa Menzil Şeyhine itibar edenlerle ittifak yapıp CHP genel merkezindeki organizasyonu bozmanız gerekiyor. Aksi halde bu oyun devam edecek ve ortaya bir şey çıkmayacak. Çünkü bu adamların gerçeklikle irtibatı yok. Türkiye aslında nasıl? Şimdi biz bu gençliğimizde işte böyle Türkiye'nin düzeni, Fes, Doğan, Avcıoğlu'lar bunları okuyup bile hiç yani sonradan bir daha okuduğum zaman gördüğüm tablo masal yani bunlar. Avrupa'da var bizde niye olmasın hikayesiyle işte ben de profesörlüğü hak ettim diyebilmek için filan uydurulmuş. Arkasında zerre kadar çaba olmayan yani emek olmayan zihinsel çabayı geçti. Zaten zihinsel çaba hiç yok yani. Mülkiye'de profesörsen, profesör olmuşsan birilerinin ayağına çelme takarak falan filan olabilmişsin. Ve zaten mülkiye'de profesör olduğun zaman Türkiye'de artık herhangi bir şey için kafa yorma ihtiyacı ortadan kalkmış. Şimdi bu düzeni değiştirmeden Türkiye'nin düzenini yazmış adamların Türkiye'nin düzeninin ırzına geçmesine mani olamazsınız. Adam bir tarihte bir şeyler yapmış ve şimdi sonra mülkiye'de profesör olmuş olmak üzerinden artık sittin seni bunun rantını yiyebilecek ise yani düzen böyle kurulmuş ise bu düzenden bir şey çıkmaz. Adamın orada her gün kendisini güncellemesi, o koltuğu her gün yeniden hak etmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de tablo böyle mi? Değil. Erdoğan'ın o koltuğu hak etmek için ekstra bir şey yapması gerekiyor mu? Gerekmiyor. Yani kendisini seçecek olanları ödüllendirdiği zaman, onların karnı doyurduğu zaman orada kalması hep garanti yani. Ve karşısındaki rakipleri de seçebilecek duruma geldiği anda maç bitti yani. Dolayısıyla adam ondan sonra fantezileriyle nasıl Atatürk işler bittikten sonra kendi fantezileriyle işler yapmış. Yani hayat böyle olur. Adam şimdi fantezileriyle öyle işte abuk sabuk işler yapıyor. Sonra sen şimdi çıkıyorsun adam İsveç'in NATO üyeliğine sadece Biden'la görüşebilmek için. Neden Biden'la görüşmek çok önemli? Çünkü işte kendi taraftarına bak Biden bana şu iltifatları etti ve ben işte onunla şöyle
kaç yıldır Biden'ın ikinci seçimi geliyor. Görüşemiyorlardı. İçinde ukde adamın. Bunu aşabilmek için İsveç'in NATO üyeliği konusunu peşkeş çekiyor. Yani önce zaten bu konuda arıza çıkartması bir salaklık ülke açısından bakacak olursak. Ama adam alıştı buna. Herhangi bir mevzuda bak şunu sana vereyim dediğin zaman yok almam. Ya da şunu bana verdiğin zaman yok vermem diyor. Yani ilk reaksiyon bu. Sonra buradan kendince bir pazarlık marjı çıkarıyor kasabalı aklıyla. Ve bu pazarlığı sürdürüp süründürüp sündürüp filan böyle bir iş yapıyor. Kendince tatmin oluyor. Yani şimdi biz bilmiyor muyduk? İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayız. Bu cam bu tende oldukça filan dendiğinde bu işin öyle çok da sürüncemede kalmayacağını, İsveç'in NATO üyesi olacağını, Türkiye'nin buna onay vereceği, Erdoğan'ın tırnak içinde en azından buna onay vereceğini bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Herkes biliyor ama şimdi bu kasabalı aklıyla herkesin bunu biliyor olduğunu bilmeden bir takım işler yapıyor bilmezden gelerek ve bu oyun sürüyor. Şimdi sormamız gereken soru şu yani bu oyun nasıl sürebiliyor? Bu kadar salakça bir oyun, bu kadar kasabalı bir oyun nasıl oluyor da sürebiliyor şimdi? Bunun üzerine konuşmamız gerekiyor iken vay şimdi dar paça giymiş işte şurada da şöyle yapmış Avrupa Birliği hayali filan Türkiye batıya yanaşıyor. Zaten de işte Azov komutanlarını da serbest bıraktı işte şimdi Rusya ile filan. Yani sonuçta adam senin bilmediğini biliyor malumat olarak. Putin'in ne kadar aciz içinde çaresiz olduğunu biliyor işte. Şimdi Putin tahıl koridoru tartışmasını başlatacak işte. Orada bir hikaye daha yazılabilirse yazılacak. Ama yazılamazsa ne olacak? Şimdi tahıl koridoru meselesi neydi? Ukrayna ve Rusya'nın tahıl ürünleri eğer dünyaya ulaştırılamazsa dünya açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Öyle değil mi? Evet öyleydi ama öyle olmadı. Anlaşıldı. Yo, öyleydi. Tablo öyleydi. Ama sonuçta çok hızlı bir biçimde reaksiyon gösterildi ve bugün tahıl koridoru anlaşması imzalanmazsa Ukrayna buğdayı dünyaya girmezse dünya aç kalmayacak. Çünkü evet dünya artık böyle bir dünya kardeş. Bundan 50 yıl önce mümkün değildi. Yani 50 yıl önce 2 yıl içinde dünya tahıl üretimini şuradan şuraya kaydırmaya gücümüz yetmiyor idi. Bugün yetiyor. Ha, orada Ukrayna'da savaş var. Tahıl krizi baş gösterecek. O halde şimdi tahıl üretimimizi arttıralım dendiği zaman dünyanın başka yerlerinde dünyayı doyuracak kadar tahıl üretilebilir oldu. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayı satın alamıyor. Koyacak silosu yok yani. Yani bir yandan yurt dışından geldi, bir yandan Türkiye'de üretti, satın alamıyor yani. Şimdi tablo bu. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünyanın şartlarını ihmal edip böyle hala tırnak içinde entelektüel ishalle oradan o sündüre sündüre ona bir şey ekleyip buna bir şey ekleyip ahkam kesiyoruz. Realite bu değil. İçinde yaşadığımız realitenin bu bizim kurgularımıza temel olmuş olan kavramlarla zerre kadar alakası yok artık. Artık kıtlık yok dünyada. Ama varmış gibi davranıyor. Şimdi Erdoğan böyle bir adam. Ve bu Şimdi orada Batı'ya eğer yönelmesi gerçekten bir yönelme olsaydı, istek olsaydı parlamento açıkken çok rahat bir şekilde İsveç'in üyeliğini orada onaylayabilir, parlamento görevini yerine getirebilirdi çok hızlı bir şekilde. Eğer gerçekten Avrupa Birliği'ne yönelecek ise işte Osman Kavala konusunda AİHM'in verdiği kararı hemen yerine getirebilirdi ve diğer mahkumlarla ilgili benzer kararları hemen uygulayabilirdi. Bunlar gelmeyince öyle anlaşılıyor ki yeni önümüzdeki süreçte yeniden pazarlık konusu olarak bir noktada evet ya tamam şimdi artık parlamentodan geçirelim diye bir aşamaya gelinecek herhalde. yani ne olacağını bilmiyorum. Ne olmadığını biliyorum. Yani böyle batıya yönelmek işte Avrupa Birliği perspektifi falan gibi bir şey yok. Çünkü zaten daha önce de Avrasya perspektifi gibi bir şey yoktu. Yani bunların hepsini köşeye sıkışmış olan bir adam köşeye sıkıştığı yerde debelenip dururken yaptığı şeylere biz vay adamda ne perspektifler var falan diye bir takım yakıştırmalar yaptık ve bunlar bu ishal yani. İşte derdim burada. Tamam böyle bir şeyler olmadı. Ama Adam yine de bir gündem oldu yani herkes sanki Türkiye yüzünü batıya döndürdü işte bundan sonra ilişkiler daha iyi olacak diye bir görüşe sahip oldu yani böyle bir atmosfer oluştu. işte o yüzden biz aslında ne olduğunu, orada ne olmakta olduğunu ve bu biçimsiz oyunun niye sürdüğünü anlamakta zorlanıyoruz yani. Halbuki adam debeleniyor. Bakıyor neresi boş, orayı dolduruyor. Sonra yani işte
akan su gibi yani. Orayı gölleştiriyor. Orada gölleşince, sıkışınca akacak bir yer arıyor. Karşısındakiler de bütün mevzileri kademe kademe terk ettikleri için olay buraya kadar geldi. Dolayısıyla evet, bunun temel sorumlusu, bulunduğumuz halin temel sorumlusu muhalefet. Yani oraya Erdoğan'ın yerine kimi otursam aynı reaksiyonu, aynı refleksi gösterecek. Çünkü bu refleks yani. O koltuğa oturdunsa birinci önceliğin o koltuğu korumaktır. Şimdi muhalefet koltuğunda da oturanın birinci önceliği muhalefet koltuğunu korumak oluyor ve sonra biz böyle oturuyoruz işte onun demokrat perspektifi, bunun Avrupa Birliği veya Avrasya perspektifi filan gibi bu davranışlara böyle manalar yakıştırıyoruz. Bundan da derin hazlar duyuyoruz. Kendi aramızda bunları konuşunca o AKP'ye oy veren biçimsiz yığınlardan daha kıymetli olduğumuzu vehmediyor. Ya bunların hiçbirisi olmuyor. O AKP'ye oy veren biçimsiz yığınlar hiç değilse bizim konuştuğumuz şeylerin saçma olduğunu bilecek kadar gerçekçiler yani. Gerçek hayatın içindeler. Temel meselemiz bu şimdi bizim yani. Burada olmayan bir şey üzerinden, o olmayanın olmayan türevleri üzerinden kendi kendimizi tatmin edip buradan bir üstünlük çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle bir dünya yok yani. Hala şimdi O orada kitle konuşmuyoruz. muhtemelen, o kitle şöyle düşünüyor muhtemelen. Bizim reis biraz oyalanıyor, eğleniyor Batılı liderlerle. Öyle vakit geçirecek. Vakti gelince gene aslına döner diye düşünüyor, tahmin ediyorum. Ya onları bile düşünmüyor. Aslında ne olup bittiğine bir mana yakıştırmaya da çalışmıyor. O gündelik hayatının derdinde ve biliyor ki bunlar onun gündelik hayatında zerre kadar etki etmeyecek. Ama biz bilmiyoruz ya. Bizim sıkıntımız burada. Biz bunu bilmiyoruz ama bir üstünlük taslıyoruz. Şimdi konuşuyorlar. Ya kardeşim işte bu herkes yani Kılıçdaroğlu'nun aslında seçimi kaybedecek olduğunu bildiği halde ben kendi adaylığımı engelleyemem demiş olması üzerinden Levent Gültekin yine bir köpürtüldü ya. Aa işte bunun üzerine konuşulan kardeşim böyle olur mu işte kendi menfaatini ülke menfaatinin önünde tutan insanlara ya bak herkes için kendi menfaati ülke menfaatindir. Sizin için de öyle yani. Kendi menfaatinizi karşılamaya çalışıyorsunuz. Mesele ülke menfaatini kendi menfaatinin önüne geçirecek adam aramak yüzünden biz bu hayatı kaçırıyoruz yani. Böyle bir insan bulamayız. Kendi menfaatleri birbiriyle çelişen ve birbiriyle rekabet... Yani şimdi CHP'nin başında sahiden de bir iktidar hayali kuran bir adam olsaydı, yani Erdoğan'ı yenip iktidara gelme hayalini kurabilen birileri olsaydı CHP'nin içinde, CHP böyle bir hayali kurabilen bir parti olsaydı, Erdoğan iktidarı bu kadar sürmezdi. Böyle bir hayali yok. Yani kendi menfaatinin ülkede iktidara gelmekte olduğunu idrak etmiş ve bunun için mücadele ediyor olan bir CHP olsaydı, kendi menfaati için bunu yapıyor olan bir CHP olsaydı tablo böyle olmayacaktı. Ama kendi menfaati Erdoğan'a elleşmemek olan veya işte Erdoğan'a oy verenlere elleşmemek olan bir CHP var. Sıkıntımız burada yani. Kendi menfaatini daraltmış bir CHP olmasından kaynaklanıyor. Şimdi geçen de beni Ankara'dan işte Esenboğa'ya götürüyorlar. Arabayı kullanan da şey geveze birisi. Neyse laf dedi ki yani işte bu herifler nasıl oluyor da hiçbir iş yapmadan iktidarda kalıyorlar ya. Tam da o sırada işte o bir caminin önünden geçiyoruz. Yeni yapılmış gösteriş bir cami. Ya hiçbir şey yapmıyor değiller ki bak cami yapıyorlar. Yol boyunca kaç tane cami göreceğiz. Sahiden de böyle devasa biliyorsun yani o yolu. Devasa yeni işte Osmanlı'ya özenen. İşte Osmanlı ne? Selçuklu ya da Osmanlı. Evet. Osmanlı ne? İşte oraya buraya camiler yapmış. Eserleri bunlar. Şimdi biz de eser yapacağız. Osmanlı'yı canlandıracağız. İşte oraya buraya camiler yapıyoruz. Şimdi sorun şu. Adamcağız da söyledi. Bu camilerin cemaati, sadece bu camilerin cemaati Erdoğan'a oy verse Erdoğan %10'u geçemez. Orada cami hikayesi içine gideceğiz, ibadet edeceğiz diye birileri gözünü boyamıyor. Neden boyuyor? Aha işte Osmanlı hikayesi yüzünden. Sen şimdi bunu bozamıyorsun. Yani sen burada bir masal anlatıyorsun. Oradaki de işte şey masal anlatıyor. Bak Osmanlı'nın yaptığına eşdeğer camiler yapıyoruz. Yani o şanlı Osmanlı'yı nihayet uzun süren bu Türkiye Cumhuriyeti'nin pısırıklığını aşıp o şanlı Osmanlı'yı şimdi bu masalı hayatta tutan, mümkün kılan ne varsa bunlarla dövüşmen gerekiyor. Ama sen bunlarla dövüşmüyorsun. Adamın camiye gitmesiyle dövüşüyorsun mesela. Tamam şimdi o zaman iş çığırından çıkıyor. Adam camiye gitmese bile camiye gitmesiyle dövüşüldüğünde başka bir hikaye çıkıyor. Başka bir öfke çıkıyor. Adam seninle, sen adamla dövüşüp duruyorsunuz. Ve orada işte Erdoğan, burada Kılıçdaroğlu oyununu sürdürüyor.
İşte Kılıçdaroğlu hakkında bir şeyleri söylendiği zaman o filan falan oluyor. Oldu. Ya adam bu kardeşim işte yani. Şimdi Levent Gültekin haklı mıdır? Bilmem. Ya, yani Kılıçdaroğlu ona bu lafları etmiş midir? Bilmem yani. Levent Gültekin de takip etmem. Ama arada bir böyle ettiği bir takım çıkıntı laflar kaçınılmaz olarak sosyal medyadan bak herif şunu söylemişti. Geliyor herkesinki gibi yani. Ama Levent Gültekin'den önce midir sonra mıdır bilmiyorum. Ben yani burada sonradır muhtemelen de çok daha öncesinden itibaren ben bana soranlara hep aynı şeyi söyledim. Yani Kılıçdaroğlu aday olmaz. Çile gelmez yani. Onun menfaatine uygun değil. Bir tek şartla o da devlet ona aday olacaksın derse. Neden devlet ona aday olacaksın der? Çünkü Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında kaybedebilecek tek isim. Demek ki Erdoğan'la yola devam edecektir. Şimdi böyle bakınca Levent Gültekin'in söyledikleriyle benim söylediklerim uyuşuyor gibi görünüyor. Burada soru şu. Böyle bir şeyleri dizayn ediyor olan bir devlet Kılıçdaroğlu'na bunu yaptırabilir. Ama Kılıçdaroğlu'na destek verenlere hadi şimdi Kılıçdaroğlu'na destek vereceksiniz diyemez. Yani böyle bir tasarım var ortada. Ruşen'e şunu söyletiyorlar. Nevşin'e bunu söyletiyorlar. Orada işte Sözcü gazetesine şunu yazdırıyorlar filan. Bu kadar değil yani. Biz çoğumuz bütün bu oyunda gönüllü gördüğümüz tabloya göre pozisyon alan insanlarız. Ve asıl güç biziz yani. O yukarıda dizayn eden güç değil. Yukarıda dizayn eden güç şuna bakıyor. Yani toprak ne tarafa meyilli? Şu tarafa. İyi tamam. Şöyle yuvarlayayım topu. O zaten gidecek yani. Öyle topu her adımda alıp da şuraya 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 götürmüyor. Götüremezsin yani. Asıl tayin edici olan toplumdur. Biz toplum olarak, zihinsel olarak şey hazırız. Yani bir yukarıda birileri her şeyi planlıyor, onu görevlendiriyor, o planı gerçekleştirmek için bazı insanları her iki taraftan da ve sonuca gidiyor. Bu bizim çok işimize geliyor, kolayımıza geliyor. Dolayısıyla böyle düşünüveriyorum sana. Ya şimdi yukarıda bir yani tasarımlar yapan özneler olduğuna itirazım yok. Sorun şu, bu özneler yeterince akıllılarsa bizim zaten neye meyilli olduğumuzu bilip ona göre davranıyorlar. Yani yokuş yukarı bir şeyleri bir takım tasarımlar yapmıyorlar. Yokuş aşağı tasarımlar yapıyorlar. Çünkü işte evet, toplum bu. Ama o tasarımları yapanların da böyle yaptıkları tasarımları hayata geçirecek falan filan güçleri yok. Biz öyle olduğumuz için o hayata geçiyor yani. Burada ama şöyle bir soru geliyor. Kim kardeşim bunlar? Ya orada birçok kişi var. Bu tasarımları yapan birçok kişi var. Herkes kendi menfaati için tasarımlar yapıyor. Teknik olarak sorun şuydu. Birleşik Devletler IBM'i Pentagon'da IBM'i desteklemeye ve işte oradan bir bilgi işlem devi çıkartmaya karar verdiğinde o piyasanın kendi başına IBM'den bir dünya devi yaratamayacak olduğunu ancak bir devlet desteğiyle bunun mümkün olduğunu biliyorlar orada birileri ve bunu kotarıyorlar. Bu normal midir? Normaldir. Alışılmış bir şeydir. Her devlette bu reaksiyon vardır yani. Olması da gerekir. Eğer devletsen yani senin içine birileri ellerini sokup seni falanca sana aynı baltalıyor iseler filanca sosyal çatlağını kanırtıyor iseler yani Türk-Kürt ayrımını kanırtıyor iseler. Türk-Kürt ayrımı senin sorunun. Sen yapmışsın. Sen becerememişsin bunu ortadan kaldırmayı. Ama birileri oraya kamayı sokmasa iş bu hale gelmeyebilirdi. Soktular. Şimdi sokanları suçluyorsun tamam. Sen de bunun benzerlerini Azerbaycan'da şurada burada yaptın yapıyorsun. Devletsen bu nasıl diyeyim meşru ve şık bir şey değil ama yapmak zorundasın. El mecbur. Devlet dediğin tantananın şeyi bu. Sorun şu şimdi devlet bunu neden yapar? Net toplamda kendi tebaasının, kendi milletinin menfaati, refahı, İşte saygınlığı vesaire için yapar. Birleşik Devletler IBM'le bunu yapıyorken bu kaygıyla yapıyor. Şimdi tablo bu değil artık. Şimdi tablo Birleşik Devletleri Google kontrol ediyor. Yani Birleşik Devletleri ne yapacağına Cargill karar veriyor. Yani Birleşik Devletler Başkanı Ankara'ya geldiğinde yaptığı konuşmanın bilmem ne kadarı Cargill'e ayrılıyor. Artık Cargill Birleşik Devletleri'nin bir aygıtı değil. Birleşik Devletler Cargill'in bir aygıtı. Cargill zaten karın önemli bir bölümünü Birleşik Devletler'in dışında yapıyor. Ve zaten de yarattığı istihdamın önemli bir bölümünü Birleşik Devletler'in dışında yaratıyor vesaire yani. Artık ulus devletler bu hale gelmiş durumdalar. Hala sanki eski düzen varmış gibi akıllar yürütüyoruz. Böyle değil. Artık bizim başımızdaki o tırnak içinde Levent Gültekin'in çete dediği çetenin menfaatleri ile Türkiye'nin menfaatleri arasında bir kavşak oluştu. Yani adamın eskiden kendi menfaati ile Türkiye'nin menfaati üç aşağı beş yukarı örtüşüyor idi.
Adam kendi menfaatini korumak için bir şey yaptığı zaman Türkiye'nin menfaatini kollamak zorundaydı. Şimdi tablo böyle değil. Şimdi Erdoğan gidip de işte İsveç'in NATO üyeliği vesaire falan gibi pazarlıklar yapıyor iken artık Erdoğan'ın menfaatiyle Türkiye'nin menfaati örtüşmüyor. Erdoğan orada arıza çıkarıyor şahıs olarak. Bu arızadan kendisine menfaat çıkarıyor. O menfaat Türkiye'nin menfaati değil. Uzun süredir tablo böyle ve ben bunu 10 yıldır yazıyorum. Yani Türkiye'nin menfaatleriyle Erdoğan'ın menfaatleri arasında muazzam bir kava var. Şimdi o zaman tırnak içinde bildiğimiz devlet teorisiyle bütün bunları açıklayamayız. Tamam, başka bir şey var ortada. Ama kafa yormaktan üşeniyoruz. Kafa yormadan entelektüel olma derdindeyiz. Ve bütün bu hikaye sanki işte 20. yüzyılın ilk yarısındaki tırnak içinde devlet, yani 19. yüzyılın ikinci yarısı, 20. yüzyılın ilk yarısındaki devlet hala varmış gibi. Yani şimdi hani sen paylaştın bu Oksijen'deki söyleşilerinde işte Acemoğlu yine aynı varsayım üzerinden akıl yürütmüş. Yani devlet şöyle müdahale etmeli, kolaylaştırıcı. Ya öyle bir devlet yok kardeşim artık. Yani bunu idrak etmeniz için daha ne yapılması, ne olması gerekiyor ki? Devletler bir taraftan ulus aşırı dinamikler, bir taraftan ulus içi dinamikler tarafından kemirilip durdu. Yani artık işte görüp duruyoruz Fransa'da Fransalılık, Fransızlık diye bir kavram çalışmıyor yani. Aşağıdan aşınmış. Yukarıdan da Renault'un menfaati artık Fransa'da değil. Ulus aşırı bir şey olarak. Dolayısıyla bu devletleri sürdürmeye çalışmanın, bunlara yeni roller biçmeye çalışmanın falan bana manasız görünen şeyler bunlar. Ama böyle yapılınca da işte entelektüel olunmuş oluyor. Realite bu değil. Türkiye'deki insanların önemli bir bölümünün menfaati yurt dışında. Diğerleri de zaten bir an önce yurt dışına kapağı atmaya çalışıyor. Ve sen şimdi tablo buyken Türkiye üzerinden Erdoğan'ın işte Türkiye'ye bilmem kazandırdığı saygınlık üzerinden laga laga bir yığın geyik anlatıyorsun. Yani böyle baktığın zaman tablo ne oluyor? Yurt dışına kaçmaya çalışan herkes ahmak, hain filan falan bir şey oluyor. Yok ya, reel olarak insanlar kendi potansiyellerini Türkiye'de realize etme imkanları olmadığını idrak etmiş durumdalar, kaçmaya çalışıyorlar. Ve bu bir devlet açısından bakıldığında en acıklı haldir. Türkiye'yi bu hale getirmiş olan adam, yani bütün vasıfsızlıkları Türkiye'yi bu hale getirmiş olan adam halihazırda rakipsiz. O zaman bir kendinize dönün bakın kardeşim ya. Bunu yenemiyor iseniz, bu adamı yenemiyor iseniz bir kendinize dönün bakın yani. Ondan sonra işte tabii senin dediğin gibi Levent Gülten'in komplolarından böyle ona bir şeyler ekleye ekleye o böyle çoğaltılır, büyütülür filan. Evet, bizim başımıza gelen her şey bir yerlerde birilerinin tasarımı, sonra buradan bir öğrenilmiş çaresizlik vesaire vesaire gider. Yani bunları açıklamak için böyle ekstra Bu bir şeyler. Levent Gültekin bir de Kılıçdaroğlu da bu tasarımın bir parçası, üyesi olarak görüyor. O zaman büyük bir iş başarmış durumuna da geliyor Kılıçdaroğlu. Yani Erdoğan'ı yenememiş değil, yenilmiş Erdoğan'ı seçim kazandırmış bir üst aklın mensubu durumuna geliyor. Ben böyle bakıyorum zaten. Kendi hesabıma böyle bakıyorum zaten. Ben yani dedim de sonuçta yani Erdoğan kazanması için aday olacaksın denirse aday olur dedim yani. Ve o adaylığını onca rezilliğe rağmen çıkartmış olmasını da böyle yorumluyorum. Bu halükarda bile Kılıçdaroğlu seçimi kazanabilir miydi? Kazanabilirdi. Yani kazanabilirdi olduğunu gördük. Kazanabilirdi. Ama kazansaydı hiçbir şey değişmeyecekti. Çünkü yukarıda Kılıçdaroğlu'na bu direktifi vermiş olanlar kimlerse, bu istikameti vermiş olanlar kimlerse o insanlar aynı insanlar olarak kendi oyunlarını Kılıçdaroğlu'ya sürdüreceklerdi yani. Dolayısıyla da o dedim ki yani aylarca eğer bu seçim kazanılırsa kısacık bir dönem bir boşluk olacak. Orada ayağımızı kapıya sokabilirsek soktuk, yoksa aynı şey olacak. Uluslararası planda buradan sonra ne olur? Ya her şey olur. Yani İsveç'in NATO üyeliği mecliste kalır mı? Kalabilir de. Yani çünkü o güne kadar konjonktür nasıl değişecek bilmiyoruz yani. O değişen konjonktüre bağlı olarak aa olmadı bak. Yani 1 Mart tezkeresi gibi. Olabilir olay. Teknik olarak bakıldığında bu mümkün gibi de görünüyor. Ayrıca bu arada İsveç'te birileri daha çok Kur'an yakabilir falan filan. Tam da o meclis oylaması öncesinde İsveç'te başka bir takım abukluklar da olur. Yani birileri bu tür oyunları kurguluyor. Buna bir itirazım yok yani. Kim başarılı olur onları bilmiyoruz. Çünkü bu bir müsabaka. Oynayanlar da bilmiyorlar. Yani sahaya çıkmışsın, maç yapıyorsun. Sen üstüne düşeni yapıyorsun. Karşıdaki yapmasa sen kazanacaksın. Dolayısıyla şimdi burada bir toplumsal muhalefet olsa eğer
Oyun böyle yürümeyecek. Bu kadar pervasızca işler yapılamayacak. Belçika'da yapılamıyor yani. Belçika'da da oyunlar oynanıyor. Bu kadar pervasız oynanıyor. Ya da işte Fransa'da oyun bu kadar pervasız oynanamıyor. Çünkü evet, toplumsal muhalefet hala bir biçimde hayatiyet sergiliyor. Ama bizde toplumsal muhalefeti kurumsal muhalefet kademeli olarak taca attı. Yani daha önce seninle işte konuşurken bu videoların bir tanesi de gösterdik yani işte bu toplumsal muhalefet Berkin Elvan'ın cenazesinde o protestoları yapabilecek potansiyele sahipti. Hala sahip ama bizi oradan itibaren kademe kademe siz bir karışmayın kardeşim. Aha bunların hakkından biz geleceğiz masalıyla ve bunun için gereken hiçbir şey yapmadan kandıra kandıra getirdiler. Şimdi adam çıkmış demiş ki CHP'de değişmeye ihtiyaç yok ki Atatürk'ün yolu, Laga, Luga, sosyal demokrasi. Atatürk'ün yolu ile sosyal demokrasinin arasında ne ilişki var? Bizi ahmak yerine koyuyor. Yani mercimek kadar aklıyla bizi ahmak yerine koyuyor. CHP'de değişime ihtiyaç yok, yenileşmeye. Yani şimdi tam bunları söylemeye çalışıyorum. Böyle kavramları eğip büküp ondan bir şey daha, bir şey daha, bir şey, bir şey. Oradan birisi işte yeni iddiatçılık lafları ediyor. Hiçbir karşılığı olmayan Erdoğan'ın AB perspektifi türünden hiçbir karşılığı olmayan bir yığın zırvayla bizi oyalıyorlar ve biz buna niye gücümüz yetmiyor sıradan insanlar olarak diye. Buna kafa yormak yerine vay şimdi birileri çıkacak evet Atatürk'ün yolu dedi diye Kılıçdaroğlu ha tamam filan ötekiler sosyal demokrasi dedi diye tamam değişim diyeni yani şimdi bizi 2 aydır değişim diye dolandıran Kılıçdaroğlu şimdi değişim diyeni değişim kelimesini ağzına alanı hain konumuna sürükleyerek çünkü evet işte etrafında ha, Atatürk lafını işittik tamam bu simgeyle kim şunları döveriz yok sosyal demokrasi lafını işittik bu simgeyle şunları döveriz filan diyen bir yığın ahmak var onlara güvenerek yapıyor bunları ve onlar ötekileri ahmak buluyorlar ötekiler de bunları ahmak buluyor ve böyle salakça bir oyunun içinde debelenip duruyoruz. İstersen buradan ekonomiye geçelim yani çok. Evet. Epey de ilerledik. Geçmeden şunu söyleyeyim. Şimdi, beyefendi bu büyük yumurta yumurtlamadan önce demiş ki zamlara niye sessizsiniz diyorsunuz. Aslında siz sessizsiniz. Bizi sokaktan içeri sokmak için her şeyi yaptınız. Bizi bırakın her şeyi halledeceğiz. Bak biz zaten kazanıyoruz. Bak şu kadar sayfa bilmem ne ürettik falan diye bizi gözümüzü boyadınız. Şimdi zamlara ses çıkartmak mevzu bahis olunca bir iş yapımı. Bir iş yapmadan buraya kadar geldiniz. Koltuklarınızı korudunuz. Şimdi bir iş yapılması gerekiyor ama sizde iş yok diyor ya. Ya, hakikaten trajik bir vaka ya. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi Can Atalay içeride bir şey yapmıyorlar. Can Atalay'ı dışarı çıkartmak da bize kalacak yani. Niye eylem yapmadınız diye suçlayabilirler doğal olarak Ne tabii. yani? Hani Suçladılar canım yani işte Gezi'de şu kadar milyondunuz da Gezi davasına içeri girenlerin davasında kimse yok ortada filan diye suçladılar da zaten. Ya bak biz Gezi'de sokağa çıkabilecek bir toplumduk. Ama sizin yüzünüzden mahkemelerde hak arayabilecek olmaktan çıktık yani. Bu sizin işiniz, bizim işimiz dediniz. Bize yığınla absürt şeyi kazıkladınız. E şimdi o iş yapılacağı zaman ortada yok kimse. Bahçeli niye sözümü dinletemedi ya? Bu emekli maaşlarını artıramadı. Yani ne güzel 8 bin seyyanen alınacaktı. Asgari ücretin altında da hiçbir emekli maaşı olmayacaktı. Bu güzel bir açıklamaydı ama arkası gelmedi. Şimdi evet buradan ekonomiye geçelim ama önce şunu söyleyeyim yani işte Bahçeli İsveç konusunda Avrupa Birliği konusunda da böyle caz yaptı. Senin başta söylediğin gibi yurt dışındayken Erdoğan burada meydanı boş buldu. Sonra anında tornistan etti ya bir dakika ben yerimdeyim falan diyerek. Bu emekli meselesi, emekli zamları meselesi falan. Şimdi bütün bu hikayenin arkasında ciddi bir ekonomik kriz içinde yaşıyor olduğumuz gerçeği var. Vay işte krizi aslında şu demektir de falan değil. Bir de bu konuda böyle ishal durumu var. Yok işte şu 2 çeyrek üst üste falan bir şeyler olursa. Ya kardeşim sonuçta muazzam bir ekonomik sıkıntının içinde yani ekonomik problemin içinde buna kriz deyin, bunalım deyin, ne diyecek olursanız deyin. Bir açmazın içindeyiz yani. Bu açmazın muhtelif veçeleri var. En önemlisi bunun dış açık. Dış açık muazzam bir biçimde büyüdü ve işte elimizde döviz rezervi kalmadı. Acil hani
şey demiş ya, bana koca lazım, bu gece lazım hesabı. Bize döviz lazım, bugün lazım yani. Ve döviz yok. Neden yok? Olmadığı, neden olmadığı belli. Yani dünyanın mevcut konjonktürü içinde, işte doların faizi yükseliyor iken falan falan ötesinde. Bir de yani sen burada zaten aklının estiğinin malına çökebilecek bir düzen kurmuşsun. Son derece keyfi, hukukuyla, şu suyla, bu suyla son derece keyfi bir düzen var ve absürt absürt harcamalar yapıyorsun. Yani bu şartlar altında para bulmak, döviz bulmak son derece zor. Ve görünen tablo o ki bu döviz krizini aşmak için işte Mehmet Şimşek'e kredi açılmış. O da yani ben bunu aşarım ama ancak yani ortodoks bir iktisatçı olarak ancak şu şartlarda aşılabilir filan demiş. Şimdi işte bunları mahalli seçimi riske atmadan nasıl, ne kadar, nasıl zamanlayabiliriz vesaire konusunda kafa yoruluyor bir yerlerde. O bir yerlerde Erdoğan'ın yanındakiler değiller. Külliye'de bunlara kafa yorulmuyor. Bir külliye'de muhtemelen Mehmet Şimşek'e vesaireye söverek gün geçiriliyor. Ama yani bütün bu şartların yarattığı bir enflasyon var. Enflasyon teknik olarak senin paranın itibarının olmadığı manasına gelir. Ya da yani enflasyon o paranın var olan itibarını aşındırır. Para güven demektir. Bu güveni aşındırıyor demektir. Ya da bu güven aşınmış manasına gelir olay. Ve bu ekonomi için, bir ekonominin başına gelebilecek en berbat hadise. Yani çünkü para referans. Sen şimdi referansı ortadan kaldırdığın zaman onun üzerine inşa edilecek şeylerin her birisi kaygan zeminde oluyor ve ilk sarsıntıda yıkılıyor yani. Bu cari açıkla birlikte bu enflasyon problemiyle karşı karşıyayız. Ve bunun çözümü için birilerine faturanın çıkarılması gerekiyor. Faturayı çıkarılabilecek en kolay adres ücretliler ve emekliler. Yani sabit gelirliler yani. Dolayısıyla senin enflasyona ezdirileceğin, senin benim enflasyona ezdirileceğimiz yani hayat standartlarımızın gerileyeceği aşikar görünüyor. Bunun başka bir yolu yok yani. Bunu yatırımcıya, yani elinde finansal veya emlak olanlara, gayrimenkul veya menkul zenginlerine ödetemeyeceği devletin defalarca yaşanmış bir şey. Çünkü devlet onlar yani. Dolayısıyla sen ödeyeceksin. Ben ödeyeceğim bunun faturasını ve evet yani Türkiye'de uzunca bir süredir orta sınıf hızlı bir biçimde eriyor. Aşağıdakiler senin benim kadar çok zarar görmüyorlar. Çünkü azdan kayıpları var yani. Ve muhtelif biçimlerde desteklenmeye de çalışıyorlar. Dolayısıyla biz ortadakiler aşağıya doğru iniyoruz. Tablo bu ve bunun başka bir çözümünü beklemek ham hayal. Mehmet Şimşek'in kafasındaki ortodoks çözüm de bu. Yani bize muazzam bir yük binecek. Bu binen yükün üstünden yani enflasyon zıplayacak ama herkes yer yerine oturduğunda enflasyon kontrol altına alınacak. Daha önce böyle oldu. Şimdi tablo bu şartlar altında Erdoğan'ın bu meczupluğu içinde bu şartlar altında bile kaynak bulunamıyor. Kaynak nasıl bulunurdu? Daha önce nasıl bulunuyordu? IMF çağrılıyordu. IMF de diyordu ki ha bak bu faturayı orta sınıflara, alt sınıflara şöyle yedirirseniz yedireceğinize ben gözetim yapacağım. Kendi başınıza bırakmam ya. Parayı size verdiği zaman nereye harcayacağınızı tahmin edebiliyorum. Size bırakmam yani. Nasıl harcayacağınıza filan ben karar vereceğim. Bu şartlar altında sizin şu anda ihtiyaç duyduğunuz kaynağı size sağlarım diyor IMF ve işte evet biz orta sınıf faturayı üstleniyor idik. Ekonomi işte kısmi olarak, arzi olarak düzeliyor idi. Çarklar dönmeye başlıyor. Şimdi IMF'e gidemeyiz. Çünkü reis IMF'e gitmeyeceğiz dedi. Şimdi Fehmi Koray enteresan bir iddia atmış ortaya. Ki bana çok makul görünüyor. Şeyle beraber yani bu İsveç hikayesiyle falan falan bir arada paketlendiğinde yani Erdoğan Biden'la fotoğraf çektirerek Türkiye'de kendi iç kamuoyuna bir şey sattı mı sattı. Biden da Erdoğan'ı İsveç'in NATO üyeliğini onaylatmak artı işte Rusya'nın yanından uzaklaştırmak vesaire falan gibi şeylerle kendi iç kamuoyuna bir şey satıyor. Zaten bunun ön işaretlerini seçimden önce vermiş idi. Seçime hiç müdahale etmeyerek. Seçim hakkında hiçbir şey yapmayarak yani. Vermiş idi. Şimdi Birleşik Devletler kamuoyunda artı bir de ekonomiye de bir katkı olarak bize ya hakikaten trajik bir şey yani böyle. F-16 alacağız. Yani paramız gidecek Amerika'ya uçak alacağız diye böyle kendimizi paralıyoruz yani. Adamların yani normal şartları nedir bunun? Hani sen bir şey satarken sevinirsin yani.
Adamlar böyle ya, ben sana bunu satayım mı satmayayım mı falan diye böyle ağırdan satıyorlar ayaklarını. Abi işte bilmem kaç milyar doları Aynen. S-400 yedirmiştik. Şimdi de bilmem kaç milyar doları şeylere F-16'lara yedireceğiz. Ve Biden böyle bir zafer kazanmış olacak kendi kamuoyunda. Zaten de yüzü çok gülüyordu. Evet. İlkinden daha çok gülüyordu yani. Fahmy Korn'un iddiası şu. O da bir Amerikalı Pulitzer ödüllü gazeteciye referans vererek söylüyor. O gazetecinin iddiası şu yani. Bilmiyorum gördün mü? Okumadım. Trump seçime Kennedy'lerin torununu başkan yardımcısı adayı göstererek girecek. Cumhuriyetçilerin adamı Trump olacak ve başkan yardımcısı da adayı da Kennedy olacak gibi bir iddiayı, buna karar verildi üslubuyla söylemiş o Amerikalı gazeteci. Bunun karşılığında Biden'ın elindeki tek koz Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştırmak mealine gelecek şeyler söylemiş ve işte o yüzden de bu İsveç NATO anlaşması Biden için hayati önem taşıyordu demiş ve demiş sonuçta şimdi Türkiye IMF'ye gidemeyeceği için ve demiş Biden bunun karşılığında IMF üzerinden Türkiye'ye 11-12 milyar dolarlık bir şeyin de musluğunu açacak. Fahmy Korun diyor ki ben de katılıyorum. Muhtemelen olay böyle olmayacak. IMF'in kontrol şartları içinde Körfez'den para girişine Birleşik Devletler destek olacak. Yeşil ışık yakacak. Körfez'den Türkiye'ye para girecek ama IMF görünmeden IMF kontrolü olacak. Şimdi benim tahminim de bu şimşeğin vesaire trafiğinden çıkardığım şey de evet bu tabloya uyuyor yani. Yani sonuçta Ankara'da böyle bir kulis konuşuluyor bilgisi var. Yani IMF ile bir anlaşma olacak ama bunun kamuoyuna açıklanması nasıl olur onu bilmiyoruz. Bir şekilde bu işin içerisinde IMF olacak deniliyor. yani ben işte IMF kuralları olacak fakat IMF'in adı geçmeyecek. Böylece reisin façasını bozmayacaklar diye tahmin ediyorum yani. Net toplamda biz kur korumalı mevduat yani şimdi dolardaki bu seçim sonrası zıplama sürekli kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Ama yani işte belli ki belli bir yere kadar muhtemelen ihracatın sıkışıklığını aşabilmek için belli bir yere kadar buna bir yeşil ışık yakılmış ama bunun kontrollü gitmesi isteniyor. Yani bir zıplamayla gitmesi istenmiyor. En azından mali seçime kadar. Ama bu süre boyunca da biz kur korumalı mevduata ödeyeceğimiz şey olağanüstü yükseliyor yani. Evet. Yani birileri kazanıyor yani Türkiye'de. Böyle biz kaybediyoruz, herkes kaybediyor Türkiye'de değil. Birileri kazanıyor. Sıkıntı şu, bu kazananların kazançları Türkiye'de kalmıyor. Kalması sağlanabilse iş bu duruma gelmeyebilecek. Kalmıyor. Kalmasını sağlamak için Türkiye'de onlara daha cazip şartlar sunulması gerekiyor. Dolayısıyla bu IMF kontrollü destek, uluslararası destek kanamayı durdurduktan sonra o Türkiye'deki paranın yurt dışına çıkması iştiyakını ortadan kaldıracak bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bu bir şeyler daha tırnak içinde hukuka riayet eden bir Türkiye vesaire falan ve onun yapabilecek mi Erdoğan? Göreceğiz yani. Belki Gezi davası yani Kavala ve şey hariç, Can Atalay hariç herkese bir barış eli uzatabilir yani Demirtaş da dahil olmak üzere. Ama benim şahsi kanaatim Kavala ve Demirtaş Erdoğan orada durduğu sürece gün yüzü görmeyecekler. Çünkü adamın Gezi kazığı var yani. Durmadan canını yakan koltuğun altındaki raptiye olarak. Dolayısıyla ve adam böyle bir adam. Yani benim canımı yaktılar. Şimdi hukuksuz mukuksuz ben bunların canını yakacağım diyebiliyor. Ve işte bunu nasıl diyebiliyor? Bunu sormamız gerekiyor yani kendimize. Nasıl oldu bu duruma geldik? Bu tablo böyle değildi. 10 yıl önce 2013'te tablo böyle değildi yani. Biz bu 10 yıl içinde bu duruma geldik. Bunun üzerine kafa yorulması gerekiyor. Ama yani kafa yormak Biraz zor iş. kogito bir sayısını çalışmak yorar diye başlık atmıştı. Ben düşünmek yorar yani diye başlık atayım. Böyle bitirelim. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Desteğiniz için, paylaşımlarınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.